Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, daha önceki videolarımda, teknik videolarımdan bir tanesinde size vites teli nasıl değiştirilir göstermiştim. Fakat o videodaki değiştirici üst sınıf bir Deore vites değiştiricisiydi. Peki başlangıç seviyesindeki Shimano'larda vites teli nasıl değiştirilir? Bu videoda hep birlikte başlangıç seviyesi STEF51 seri dışı bir Shimano'nun vites telini değiştireceğiz hep beraber. Üst seviye Shimano'larda vites telini değiştirmek çok kolaydır. Çünkü yanında bir kapak vardır. Bu kapağı sökersiniz. Önerilerde gelen videomda bunu göstermiştim. Vites telini aktarıcıdan kurtardıktan sonra oradan ittirerek çıkartırsınız. Alt ve başlangıç seviyesi Shimano vites değiştiricilerinde ise durum biraz daha farklıdır. Üst kapağı sökerek vites telini değiştiririz. Şimdi benim bu hafta elimde XC Kron XC250 bir bisiklet geldi bakım için. Ben bunun kısaca işte vites, zincir, özür dilerim. Önce zincir, ruble temizliklerini, bakımlarını, göbek bakımlarını yaptıktan sonra fark ettim ki vites teli miadını tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor. Hazır STEF51 kodlu seri dışı bir Shimano vites el değiştiricisi varken bunu sizinle paylaşıp bunu size göstermeye karar verdim. Vites telini değiştirmeye başlamadan önce kullanacağımız olan aletler çok basit. Bir adet Phillips uçlu veya yıldız uçlu bir tornavideye ihtiyacımız olacak. Ve bir adet yeni vites teline ihtiyacımız olacak. Fakat burada şu önemli püf noktalardan bir tanesi, yeni vites telimizi direkt takmıyoruz arkadaşlar. Öncelikle vites telimizi yağlamamız gerekiyor. Bunun için ben gres yağını tercih ediyorum ama siz zincir yağı da kullanabilirsiniz. Vites telimizi hem kolay geçiş açısından, hem viteslerimizin aksamaması, rahat çalışması açısından, hem de korozyona karşı paslanmayı geciktirmesi açısından yağlamamız şart. Yeni vites telimizi yağladıktan hemen sonra yapmamız gereken diğer bir işlem ne? Ruble üzerinde zincirimizi en küçük dişliğe, yani en büyük vitese almamız gerekiyor ki eski vites telimiz gerginliği minimuma indirelim, uygun pozisyona getirelim ve gördüğünüz gibi aktarıcı üzerinden sökebilelim. Öncelikle yıldız tornavida yardımıyla değiştiricimizin kapağını söküyoruz. Üzerindeki numaratörü ben siz daha rahat göresiniz diye söküyorum. Bunu sökmeden de bu teli değiştirmenin yöntemi var. Ardından boşalttığım teli birazcık kablosunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi telim yerinden çıkmıyor. Bunun için sivri bir şeyden faydalanacağım. Benim gibi bir bıçaktan faydalanabilirsiniz. Bir yandan ittireceksiniz, bir yandan da bıçağı alttan hafif kanırtarak şu şekilde kolayca eski vites telinizi yerinden sökebiliyorsunuz. Aynı şekilde yeni vites telimizi yerine takıyoruz. Son olarak kapağımızı yerine takarak işlemi değiştirici kısmında bitiriyoruz. Ve son olarak ne yapıyoruz? Vites telimizi kablolardan ve aktarıcımızdan geçirdikten sonra şu şekilde tutarak çok fazla gerdirmiyoruz. Deli gibi gerdirmeyeceğiz arkadaşlar. Şu gerginlik bizim için ideal ki vites ayarımız bozulmasın. Hemen 5 alyanla aktarıcımız üzerindeki vites telimizi, değiştirdiğimiz vites telimizi şu şekilde güzelce sıkıyoruz. Vites telimizi sıktıktan sonra kablo kesici yardımıyla, buna özen gösterin, kablo kesici olmadığı zaman bu teli mahvedebiliyorsunuz. Kablo kesici yardımıyla şu mesafe gördüğünüz gibi 3 cm civarında olmak üzere kesiyoruz. Hemen ardından tellerimiz dağılmaması, vites telimizin dağılmaması için tel başı kapşonu takarak sıkıştırıyoruz. Ardından vites ayarımızda herhangi bir bozulma var mı bunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu videomda sizlere arkadaşlar Shimano'nun başlangıç giriş seviyesi veya
seri dışı olarak geçen STEF51 kodlu vites değiştiricisinde vites telini değiştirmenin nasıl olduğunu gösterdim. Önümüzdeki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benimle ilgili bana sormak istediğiniz soruları yorumlara aşağıya bırakabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak ve videolarımı sosyal medyada paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.